Şimdi sizi arayan bir ses var ya hani, size emirler veren, eli kolu uzun olan bir adam var. Mete Parsoğlu, onun kod adı Orhan. Ayrıca da o Ünal denen var ya, Ünal Kalafat. O kadar hain bir adamdır ki para için her şey yapar. Parayı ver Ünal'ı öldür. Anasını boyar, babasına satar. Namussuz. Sizi ayakta dolandırır, haberiniz olmaz. Lan bu Sato size daha ne yapsınlar? Ama bir şey söyleyeyim mi? Allah'lar dürüst insanlar mısınız? Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Mesut'u görürsem sizden selam söyleyeceğim. Bu bayağı ciddi. Şaka falan değil. Böyle şaka mı olur? Yani başından beri düşmana çalışıyormuş. Boşuna şüphelenmedik zaten. İçeriden çıkan bilgiler. Bütün o telsiz dinlemeleri. Her şey daha net oturdu şimdi. Ben bu adama abi dedim ya. Kardeşimi ölüme yollamış adama abi dedim. Kadir tamam. Sakin ol. Kadir! Tamam Kadir. Kadir! Tamam. Abi dedim sen tamam, burada sakin, ya. Tamam, tamam. O benim kardeşimin katili tamam. Abi. Sadon'un köpeği olmuş. Tamam. Nasıl sakin olayım? Tamam, tamam. Kadir! Dur biraz, kendine hakim ol. Ne oluyor? Müdürüm, Ünal emniyete giriş yapmış. Ben bir karşılayayım onu. Yok, 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 yok. Oğlum, dur, sakin dur, ol. Dur. Hadi yeter. Dur. Tamam. Tamam abi, tamam. Ortalığı ayağa kaldırmadan halledeceğiz bu işi. Otur, tamam. Vedat, ne oldu lan Alsa maçı? Yenildik amirim ya. Püyü lan size. Yüzümüz yere eğdirdiniz bizim. Yürü. Yürü. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Hemen emniyetten çıkıyoruz. Sado hepimizi ifşa etti. Nasıl yani? Anlamadım. Çok emniyetten. Seni tutuklayacaklar. Kolay gelsin. Afiyet sağ olun olsun. Bakalım. Ulan Sadu. Giderek yaktın lan bize. Niye gelmedi bu? Kızım, emniyete girmedi mi bu adam? Evet başkomiserim, bilgisi geldi. Gelen giden yok. Biz bir bakalım baba. Arzu, telefon aç. Bir sor bakalım, girişi var mı? Tamam müdürüm. Şimdiye gelmesi gerekiyordu. Ya abi biz bu adamı niye bekliyoruz Allah aşkına? Gidelim çökelim tepesine. Bir bildiğimiz var değil mi kadın? Yoksa biz de biliriz dediğini yapmayı. Müdürüm, Ünal aceleyle çıkmış garajdan. Al işte. Ya sadece biz biliyoruz. Nasıl öğrendi yine bu adam? Kapalı telefonu. Bekleyeceğiz diye kaçtı elimizden. Şşş! Bak oğlum, hiçbir yere kaçamaz. Ne mal olduğunu biliyoruz artık. Bir de Mete Parsoğlu var tabii. İçimize kadar sızmış. Mete, zincirin son halkası. Onu indirene kadar durmak yok çocuklar. Tamam mı? Şu yaşına geldin. Ne domates seçmeyi biliyorsun, ne peynirin iyisinden anlıyorsun. Yarın öbür gün nasıl ev çekip çevireceksin? Ben anlamadım. Of teyze, görmesen mi acaba? Aa. Şu yaşımda şu güzelliğimle pazar torbası taşıyorum ya. Aa. Küçük hanım, yorduk mu seni? Oradan öyle çemkireceğine teyzenden bir şeyler öğren. Elin oğlu güzelliğine bakmaz, yaptığı yemeğe bakar kızım. Vallahi güzelliğe de bayağı bakıyorlar teyzeciğim, sen merak etme. Ay, tuzluyum da kokma. Kim bakıyormuş? Vallahi kırarım bacaklarını. Üf teyze ya. Aa, Hamide Hanım. Aa,
Merhaba Nazike Hanım, nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz hamdolsun. Hamide Hanım bizim sokağa geçen ay taşındı. Bu da benim yeğenim Şule. Merhaba. Ay ne güzelmişsin Şule'cim. Bunlar da benim yeğenler. Öyle mi? Merhaba çocuklar. Merhaba. Maşallah ne güzel. Ben tek başınıza taşındığını zannettim. Ay, yeğenlerim üniversite öğrencisi. Memleketten geldiler ama yurt bulamadılar. Ben de yanıma aldım. Kız kıza geçirip gidiyoruz işte. Maşallah maşallah. Pırlanta gibiler. Müsaitseniz buyurun biz de bir çay içelim. Şule bize bir çay koyar. Değil mi kızım, koyarsın? Çayı teyze yok. Domuzluk etme, bozma beni. Ne diyorsunuz? Yani çok naziksiniz ama biz zahmet vermeyelim. Aa, duymamış olayım. Evimiz hemen şurada. Hadi gidelim bakalım, hadi kızlar. Kolum kokuyor. Asma suratını. Buyurun buyurun. Gelin bakalım kızlar. Mehmet'in babası Sabri çok eski arkadaşımdı rahmetli. Osman'la benim yani. Vay, Osman abi de zamanında. O kadar eski, evet. Sabri bozuk, şehitmiş galiba baba. Gaffar müdürün yanındaydı. Kaç kahraman kaybettik o gün. Nur içinde yatsınlar. Ya. Amin amin. Yani Mehmet biraz babasının emaneti sana. Öyle mi Rıza baba? Evet, evet. Evladım sayılır. Demek ki sizin de kardeşiniz oluyor. Tabii ki baba. Diyarbakır'da mı hala? Orada, evet. Amirine teslim ettik, geldik. Savcılık, mahkeme. İşi uzun daha. Bakalım ne olacak. Yapabileceğimiz bir şey olursa söylemen yeterli Rıza baba. Sağ ol, sağ ol çoban. Biz çıkalım baba. Şu Ünal işine bakmamız lazım. Hadi tamam, usta. Tamam hadi. Bana iyi haberler. Geldim. Tamam, kolay gelsin. Oraya kadar gitmişken Mehmet'i alıp getirseydin birader. Hallederdik bir şekilde. Aklıma gelmedi değil. Ama çok karışıktı ortalık. Vakti değildi hali. Belki sonra mı diyorsun? Şimdilik biraz takip edelim durumunu diyorum. Desteğimiz üstünde olur. Tabii. Devamına da sen ne zaman dersen o zaman bakarız. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Anladım amirim, anladım. Hiç olmadı böyle ama ya. Bir ihtiyacı olursa biz yine buradayız biliyorsunuz. Sağ olun, baş üstüne. Yavuz amir Diyarbakır'dan. Mahkemeden tutuklama çıkmış. Mehmet bozuk için mi? Abi nasıl ya? Meslekten de ihraç o zaman. Tabii. Abi anlamadım. Bu adam silah arkadaşıyla nişanlısının katilinin peşinden gittiği için cezalandırılıyor mu şimdi? Yani aşağı yukarı öyle, evet. Savcı takmış olabilir. Sonuçta resmi operasyon değilmiş bu yaptığı. Resmisi mi kalmış ya? Adam şehit vermiş, şehit. Emir yazsın mı beklesin kovalamak için teröristi? Bir sakin ol be Arda. Bu kadar basit değildir yani. Mutlaka vardır başka bir açıklaması. Varsa da ben anlamam abla. Kusura bakma. Benim Rıza babaya söylemem lazım. Tamam. Sonuçla ilgileneceğim. Heh. Baba, müsait miydin? Gel, gel tabii. Söyle Hakkı. Mehmet Bozok tutuklanmış. Şimdi Yavuz amirle görüştüm. Ne zaman? Yeni mi? Evet. Biraz önce bitmiş nöbetçi mahkeme. Savcı tutuklama istemiş. Meslekten de ihraç tabii. Onun işlemi ayrı. Allah kahretsin. En az iddianame çıkana kadar yatacak o zaman. Kim bilir kaç ay. Ne yapacak içeride? Bilmiyorum. Ama bizim bir şeyler yapmamız şart. Ulan Ünal, neredeyse paket oluyordun oğlum. Ama Allah seviyor işte. Canlarım benim. Oh.
Sen şu tarafa bak. Nerede lan bu adam? Şu tarafa bakalım, yürü. Siz ne okuyordunuz kızım? Ben kamu yönetimi okuyorum. Ay, kaymakam olacaksın. Ya sen canım? Canan mühendislik okuyor. Filizciğim de kısmetse öğretmen çıkacak. Tüh, maşallah. Bizim kız da işletme okuyor. Güya. Güya ne demek teyze, okuyoruz işte. Ha, okuyorsun. Kızlar hiçbir şey yemediniz. Aa, öyle duruyorsunuz. Çok utangaçlar da ondan. Hadi. Aa, hadi. Bakalım. Buyurun çaylarınız. Teşekkür ederim. Şule'cim biz de yardım etsek, gördük seni. Yo, ne olacak ki? Çay al tarafı. Al kızım tepsiyi. Şimdiki nesil malum. Başları ayrı, öbür tarafları ayrı oynuyor. Ama sizinkiler hanım hanımcık. Gör. Ben yeğenlerimle gurur duyarım Nazike Hanımcığım. Onlar bizim geleceğimiz. Ya, ya, tabii. Oo, parti mi var? Heh, oğlum, dalma hemen. Bu da bizim Heidelberg'imiz. Merhaba desene hanımlara. Hoş geldiniz. Heidelberg. Ay sen hoş ne buldum. Şeker şeysin öyle. Ay sen ne kadar tatlısın ya. Hadi bir fotoğraf çekelim. Hadi çekelim. Sen çeker misin? Çekerim tabii. Hadi ben de geleyim. Hadi. Şeye. Dur teyze ya. Selfie. Gülümseyin. Şule sen de girsene kızım. Gel kızım. Güzelce. Şu izin meselesinde hala aynı fikirde misin? Evet baba. Ama işte zamanlama konusunda. Farkındasın zaten. Ünal'la Mete yakalanıncaya kadar. Tamam mı? Sonrasına bakarız. Tamam baba, sen ne dersen olur. Müdürüm, Ünal'a ait bir numara buldum. Aktif çalışır halde. Güzel. Hemen yer tespit yapalım. Gerek yok. Telefondan kurtulur zaten. Sen ver numarayı. Ünal, yolun sonu geldi. Farkındasın değil mi? Rıza müdür, ne demek istediğinizi anlamadım tam. Bırak şimdi salağa yatmayı. Peşindeler biliyoruz. Sadullah'ı bile harcadılar. Sana mı acıyacaklar ha? Gel teslim ol. Sen bize onları ver, biz de senin hayatını kurtaralım. Aklını kullan Ünal. Ha? Bilmiyorum Rıza müdür. Kapatmam lazım. Bak. Unutma, sıra sana gelecek Ünal. Ünal. Sonum geldi bile. Ne dedi baba? Ne diyecek? Kuyruğu dik tutmanın derdinde. Salak herif ölüp gidecek. Ölüm onun için kurtuluş olur abi. Bütün ekiplere bilgi geçtik. Geçtik müdürüm. Her yerde arıyoruz. Ünal. Bu soruşturmanın kilit noktası. Bulana kadar durmak yok çocuklar. Herkes işinin başına.
alan daraltma yapsak? Yok, biz bu şekilde bulamayız Ünal'ı. En son sinyal verdiği noktalar? Şuralar işte. İstasyon yakınları ama. Bir süredir aktif değil ama. Hayır. Öyle böyle. Şimdi gitsek bulsak, çöksek tepesine, elimizden de bir kaza çıktı diyelim. Yaralasak, öldürsek biz bu herifi. Ünal'ı mı? He. Ne olur. Sorgu, sual, ifade, savcılık olmadan. Evet. Diyelim ki olaylar öyle gelişti. İyi olmaz Emre. Olmaz tabii. Adam sayıp cezayı bize kesenler. Senin bir şeyin mi var? Ne oldu? Yok, öyle. Sesi düşün. Bir şey canını sıkmış senin. Şu Diyarbakır'daki olay. Mehmet Bozok. Rıza babaların peşinden gittiği. Adam tam tamına benim içimden ne geçiyorsa onu yapmış. Nerede şimdi biliyor musun? Cezaevinde. İçinden öyle şeyler geçerse aklına ben geleyim, olur mu? Sen mi? Neden? İçeri düşersen seni hayatta beklemem Emre. Bil yani, kusura bakma. İyi oldu şimdiden söyledin. Ha, içeri düşmeye niyetin var yani. Yok da. Düşersek kim kalıcı, kim gidici öğrenmiş olduk. Bak ya, bak ya. Vefasızsın. Gel. Hayırsızım ben, hayırsız. Hadi. Teşekkür ederim. Gel. Baba, gidelim. Babacığım, ne yaptın? Annem için. Peki, güzel oldu. Çak. Al bunu. Tamam. Babacığım, nerede ısıracağız? Birkaç gün ustaların işi bitecek. Yani az kaldı, tamam mı? Tamam. Şimdilik Aylin annenin evinde oturacağız. Tamam. Sen çok mu heyecanlısın bakayım ha? Evet. Gel. Bazı çok seviyorum. Birazcık yemek yiyeceğiz. Ay. Anne. Tatlım. Tatlım. Ama bak ben her akşam... ben... Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Gel buraya, gel buraya. Ben her akşam seni yiyeceğim, tamam mı? Seni yiyeceğim sadece. Hadi otur. Otur. Bu çiçek nereden çıktı? Fark ettim. Sevdin mi? Ay, bir de suya mı koydun sen çiçeğim? Sen beni mutlu etmek için mi gönderildin acaba? Evet. Melek misin sen? Evet. Seni böyle görmek bizi de mutlu ediyor. Anne, gel. Dur. Sahiden mutlusun değil mi? Hı hı. Evet, hadi soğutmayın. Nereye gittiğim ne fark eder? Sen gözümün önünde evli, çoluklu, çocuklu yaşayacaksın. Ben de bir kenardan seni mi izleyeceğim? O kadar basit mi? O kadar basit. Ben mutlu olabilelim diye her şeyi yapmaya hazırdım. Sen de bunu bal gibi biliyordun. Bizi bırakmadığın için çok teşekkürler Aylin. Nereden çıktı bu şimdi? Öyle işte. Bu mutluluk senin eserin. Ya baba, bir şey ikram etseydik. Çay, kahve, soğuk bir şey. Ne olursun rahat ol Engin. Zaten fazla kalmayacağım. Nasıl istersen baba. Heh. Memo çok derin uyuyor. Artık bir daha geldiğinizde görürsünüz. Tabii 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 tabii. Bir ziyanı yok. Yani böyle çat kapı geldiğim için kusura bakmayın. Sizi telaşlandırmak istemezdim ama durum biraz acil. Vaziyette Engin'den çok seni ilgilendiriyor Başak. Sanırım yine avukata ihtiyaç var. Becerikli, güvenilir, sağlam bir avukata ihtiyaç var. Şu dosyaya bir bak. Teveccühünüz müdürüm. Mehmet Bozok. Mehmet, benim eski silah arkadaşımın oğlu.
Diyarbakır'da özel harekatta komiser. Yani komiserdi. Kısa zaman önce açığa alındı ve tutuklandı. Şu anda Diyarbakır'da cezaevinde. Anlıyorum. Mehmet iyi adamlardan. Yani bizden sayılır. Şahsi kanaatim hapis yatmayı pek hak etmiyor. Hele kimlerin dışarıda olduğunu düşünürsek. Yani burada yazılanlara göre iş pek kolay değil. Ama fark etmez. Zor dosyaları severim. Kurtarabilir misin? Söz verip mahcup olmak istemem ama elimden geleni yaparım. Anlaşılan da bir an önce Diyarbakır'a gitmem gerekecek. Sağ ol, sağ ol Başak. Çok teşekkür ederim. Anne, bir şey desene. Ne diyeyim oğlum? Öyle şaşkınım ki. Sırf sen değil, bütün emniyet aynı durumda. Ünal'ın bu kadar alçak olabileceğini kimse tahmin etmedi. Vay be, senin amirin diye ben de bir şey sanmıştım adamı. O kadar evimize geldi, soframıza oturdu. Meğer erenimin de kanına girmiş. Öyle kızıyorum ki kendime. Amirim diye aylarca peşinde gezdiğim adam resmen aptal yerine koymuş bizi, hepimizi. Öyle bir öfke büyüyor ki içimde anne. Şuramda bir ateş yanıyor. Hani var ya onu bir elime geçirsem. Oğlum, oğlum. Sakın. Memlekette kanun var, nizam var. Benim de kardeşime verdiğim söz var. Onun canını yakan herkesin ama herkesin bedel ödemesi lazım. Bizim ödediğimiz bedel yetmedi mi oğlum? Ya sen hiç mi anneni düşünmüyorsun? Kardeşinin toprağı verdim. Seni de dört duvar arasına veremem. Asla. Bana bak. Ne düşünüyorsan topla kendini. İntikammış, bedelmiş. Vazgeç bunlardan. Bana sen lazımsın oğlum. Oğlum. Bir türlü bulunamayan Şakir'in yakınları az sonra stüdyomuzda olacaklar. Canım çok belli. Komşu suyla kaçmış adam. Ben çözdüm siz. Hayırdır inşallah. Aa! Hamide Hanım. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok canım olur mu? Gel buyur gel. Hiç girmeyeyim ben. Bir ricada bulunmaya geldim size. Bugün bir akrabam bana para yatıracaktı ama ben bankadan para çekemiyorum. Aa, neden? Eski bir miras meselemiz vardı da bir türlü çözülemedi. Ha. Dava açtılar bilmem neydi derken benim bütün hesaplar şu an blokeli. Aa. Rica etsem siz bana hesap bilgilerinizi verseniz, akrabam parayı sizin hesabınıza aktarsa... Siz de bankadan çekip bana verseniz olmaz mı? Hem de çok kolay aslında. Ha. Çok anlamadım ama komşuyuz nasılsa hallederiz. Üzme canını komşum. İnanın paraya çok ihtiyacım var. Diğerlerimin okul masrafları malum. Ek kira günü de yaklaşıyor. Tabii. Tamam sen üzülme. Madem müşkül durumdasın. Bir dakika çantamı paltomu tamam, alıp geliyorum. Tamam ben bekliyorum. Al Hamideciğim 20.000 lira. Ay, sağ olun. Böyle çok zahmet oldu size. Bir yemek ısmarlamadan vallahi bırakmam sizi. Aman yok canım. Her şey karşılıklı mı? Aa, olur mu öyle şey? Şurada çok güzel bir dönerci var. Döner mi? Ay bayılırım dönere. Madem ısrar ediyorsun. Hadi gidelim o zaman. Hadi, hadi gidelim. Şişt, hadi buyurun. Bana bak, bunu çantaya koy sıkı sıkı. Koyacağım, koyacağım. Düşürürsün. Merak etme, koyacağım. Hadi. Hadi. We'll be right back.
Buraya ilk geldiğimde çok öfkeliydim. Geçer sandım ama geçmeyecek galiba. Her güne daha büyük bir öfkeyle uyanıyorum. Sürekli İbrahim geliyor aklıma. O kalleş pusu. O aşağılık herifler. Ramo. Keşke peşlerine düşmeseydim demedim hiç. Belki yanlış evet. Ama pişmanım yok. Bu yüzden beni meslekten atacaklarsa atsınlar. Size de çok teşekkür ederim. Ama bazı şeyler sadece kaderle açıklanabiliyor. Benim de kaderim buymuş. Güzel konuşuyorsun ama ben avukatım. Ve hiçbir şey kaderin insafına bırakamam. Bir haftadır burada senin için uğraşıyorum. Ve sen boş vermiş gibi konuşuyorsun. Senin şu anlattıklarını Rıza Müdür duysa canını okur. Biz seni kurtarmaya çalışıyoruz burada Mehmet. Rıza baba, sahiden canımı mı okur benim? Tabii ki. O yüzden toparlanman lazım. Kendine gelip bizle birlikte savaşmalısın. Tutukluluğuna itiraz ettik. Yarın hakimin karşısına çıkacağım. Ve sen de kafanı temizleyip olumlu düşüneceksin. Anlaştık mı? Ay. Ah. Nazike Hanım, yine Hızır gibi yetiştin. Al şekerim. Yalnız bu hafta 6. oldu. Artık başka bir hal çaresine mi baksan? Bak banka diyor ki, önceden haber verin bu miktarda para çekeceğiniz vakit. Vallahi ne yapayım? Benim hesaplar hala blokeli. Diğerlerin de ihtiyaçları var. Ne kitabı bitiyor, ne okul harcı bitiyor. Ayol defter, kitap bu kadar tutar mı? 20, 30, 40, 50... Yani maşallah harcıyorsunuz yani. O değil de öğlen olmuş. Hadi gel bir döner yiyelim. Durdun amca var ya, saatlerdir bekliyorum burada, aç oldum. İnsanlık bitti mi oğlum? Duracağız tabii. Ne tarafa gidiyorsun? Okul amca, sen düz git, ben tarif ederim. Şu yıkamacılar da konsolları hep pis bırakıyor.
Kim bilir kendi evleri ne halledir. Bu görüntüler geçen haftadan. Ünal sizinle telefonda konuştuktan sonra metroya girmiş. Yüzünü saklamaya çalışmış ama net belli oluyor. Sonra tuvalete girmiş. Tuvalette birinin kıyafetlerini gasp etmiş çıkmış. Yani bir montla şapka taktı diye bir haftadır adamı bulamıyoruz, öyle mi? Bu adam bizim içimizden çıkan biri çocuklar. Yani hakkında daha çok şey bilmemiz gerekiyor. Yani akrabası vesaire, tanıdıkları, gideceği yerler yani. Yani hiçbir sonuç çıkmadı bunlardan. Kendisinden hiç bahsetmezdi müdürüm. Ailesiyle ilgili hiç konuşmazdı. Ne yapacağız peki? Nasıl bulacağız? Var mı bir planınız? Müdürüm, bekçiler dahil tüm birimlerle arıyoruz. Muhbirlere de haber saldık. Yani elbet bir yerde birinin gözüne çarpacak. Mete Parsoğlu. Namı diğer mekanik ses. Bahis, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı, ulaşmadığı tek bir suç bile kalmamış. Ama hakkında açılmış tek bir dava bile yok. Yok. Yani saygın bir turizmci olarak bilindiği için olabilir. Güçlü bağlantıları da var. Temiz bir imaj kurmasına yardımcı oluyorlardır. Ama Sadullah'ın ifadesi o imajı yerle bir ediyor. Haberini almış olmalı baba. Bütün mülklerine, iş yerlerine baskın yaptık. Ama kimse nerede olduğunu bilmiyor. Müdürüm, önemli olabilecek bir şey yakaladım. Nedir o? Mete'nin yıllar önce açtığı bir arazi davası. İkamet adresi olarak Polonezköy'deki villayı göstermiş. Polonezköy mü? Hiçbir belgede bu adres yoktu ki. Satsa kayıtlarda çıkardı. Tapuyu başkasının üzerine yapmış olabilir. Bir saniye bile vakit kaybetmeyelim. Hadi. Hemen baskına çocuklar, hadi. Şuna bakayım bir daha. Aylin, 5 dakika dursana. Şunlara. Efendim? Ne? Ne zaman oldu bu? Tamam, geliyorum. Ne oldu? Ne bu telaş? Kontrol odasından aradılar. Bir terslik var sanırım. Onlar halleder. Gel sen yanıma. Mete, önemli diyorum. Ne oldu? Biraz önce gerçekleşti Sevil Hanım. Mete'nin yıllar önce açtığı bir arazi davası. İkamet adresi olarak Polonezköy'deki villayı göstermiş. Polonezköy mü? Hiçbir belgede bu adres yoktu ki. Satsa kayıtlarda çıkardı. Tapuyu başkasının üzerine yapmış olabilir. Bir saniye bile vakit kaybetmeyin. Hadi. Hemen basın çocuklar, hadi. Müdürün laptopını hacklemek aklınıza gelmeseydi bunu öğrenemeyecektik. Ne oluyor? Ne bu tantana? Burayı bulmuşlar. Ne diyorsun? Nasıl bulmuşlar? Eski bir davadan. Baskın emri verilmiş. Lan ne duruyorsunuz o zaman? Toparlan hemen, kaçıyoruz. Hadi. Sistemi temizleyin. Kayıt bırakmayın. Her şeyi disklere atın. Buradan sağ sapacağız amcacığım. Burada okul var mıydı ya? Bizim fakülteyi buraya taşıdılar. Ne oldu delikanlı? Birini mi gördün? Ha yok amca ya. Öyle yola bakıyordum. Ben şurada sağda ineyim. Sağ ol amca. Sen de sağ ol. Gördün değil mi baba? Nasıl değiştim adamı? Büyük adam oldum. Değil mi baba? Kimse yok. Kaçmış olmasınlar. Tuzak olabilir. Dikkatli olun. Bassanız yere bile dikkat edin. Arkaya da bakın Arda.
Her şeyi aldınız değil mi? Aldık kaldık. Son anda da olsa kurtulduk. Tebrik mi bekliyorsun? Hayır. İzlerimizi silmek senin görevindi. Gözden kaçmış. Kaçmayacak Sevil, kaçmayacak. Arka taraf temiz. Abi dolaplar falan açık. Herhalde toparlayıp kaçmışlar. Öğrendiler yani baskını. Ünal firari. Baskını sadece biz biliyoruz. Tamam da nasıl öğrendiler? Abi. Niye bir şey biliyormuşum gibi bana bakıyorsunuz ya? Allah Allah. Başkomiserim yukarıya bakabilir misiniz? Hadi. Ne olmuş burada oğlum? Tüm bilgisayarların hard diskleri çıkarılmış. Hiçbir iz bırakmamışlar. Böyle bir sistemi niye kurarsın ki? Takip, izleme, dinleme. İyi bir ekran varsa her yere, her şeye erişebilirsin. Bizim sisteme girdiler yani, doğru mu anlıyorum? Olabilir abla. İncelemek lazım. Hemen toplayayım bilgisayarları. Evde işe yarayabilecek her şeyi alıyoruz. Cansu'yu da çağırıp parmak izi toplasın. Tamam. Ben arıyorum. Dokunma, dokunma. Parmak izi bakacağız. Ulan fare gibi sıkışıp kaldık lan burada. Ya kardeşim kapıya bırak diye yazmadık mı sana? Pardon abi. Bırak kapının önüne. Bırak. Yürü git. Bahşiş mahşiş yok sana. Burada memur bey. Burada. Geride durun siz, biliyoruz. Tamam. Bilinen yere ambulans, acil ambulans. 60-65 yaşlarında erkek, acil ambulans. Kimlik çıkmamış üzerine. Muhtemelen 60'lı yaşlarda. Cansu sen ne diyorsun? Başka yerde öldürülmüş ve buraya atılmış. Vücudunda ve kıyafetlerinde sürüklenme izi var. Ölüm sebebi? Bıçak darbesi. Ama bayağı derin. Cansu, bıçağın türünü anlayabilir misin? Otopside anlaşılır. Kimliği belirleyelim. Etraftan da kamera görüntüsü toplayalım. Bakarız sonrasına. Tamam abi. Bana bağırma baba, bağırma. Tamam özür dilerim ama sabahtan beri açım. Bana bir ekmek borcun var. Hiçbir şey yemedim. Baba ben yapmadım. Baba ben yapmadım ya. Niye vuruyorsun bana ya? Niye? Fırından iki ekmek alacağım. Biraz işlerim var.
Haydar Yılmaz. Toprağın bol olsun hacı. Nasıl çıkmış zaman Esra abla? Ha bak, bunlar yeğenleri. Ya, çok şekersiniz Haydar Mert'cim. Kimmiş bu Hamide Hanım? Biz tanışmadık hala abla. Yeni ya. Arkadaş olduk. Beğenmedim. O kadar asil bir hanımefendi ki. Bence güzel. Çok hanım kadın. Yok artık. Hanımlar ve oğluşum. Benim biraz işim var. Efendime söyleyeyim, dışarıdayım. Tamam. Ne işiymiş bu böyle Hüsnü Bey? Sana ne ya? Sana ne? Sana ne? Karım sormuyor, sana ne oluyor? Aa. Ablacığım Rıza Beylerle buluşacak. Benim haberim var, sen rahat ol. Tamam. O zaman iyi, gidebilirsin. Ay 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 ay! Bir de icazet alıyoruz hanımefendiden. Hadi. Ben gittim. Eyvallah. Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz baba. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Ne diyorduk ya? Hah, geldim. Hah, Hamide Hanım'ı anlatıyordum. Öyle eli açık bir kadın. Ay dönerler mi ısmarlamadı bana neler neler. Allah Allah. Hele yeğenleri böyle birbirlerinden pırlanta. Nasıl hanım kızlar, hanım hanımcık. Ablacığım tanıştır o zaman bir gün bizi. Vallahi ben onları pek tutmadım Esra abla. Hamide Hanım bir tuhaf. Yeğenleri de öyle. Nasıl yani? Yani tuhaf derken? Yani ne bileyim böyle rol yapıyor gibiler. Tuhaflar işte. Aa, sen de çamur at hemen. Kızım bir tuhaflık olsa ben anlamaz mıyım? İnsan sarrafıyım ben, insan. Bakma sen ona, çok hanım kadın. E tanışırız işte. Kızlar da hanım hanımcık. Güzel otelmiş. Evet, çok güzel. Wow. Nasıl oldun? Bak bakayım. Yanıyorsun bir tanem. Alev alevsin. Abla hadi git sen. Bana bakın. 2-3 saat takılın. Sonra doğru eve. Sabah uçağımız var. Dubai'de müşteriler bekliyor ona göre. Tamam. Tamam abla, hiç merak etme sen. Hadi, hadi üşütmeyin, girin içeri. Hadi kızlar üşüdüm. Hadi. Hoş geldiniz kızlar. Hoş merhaba, bulduk. Hoş bulduk. Kral dairesi hazır. Hadi geçin. Teşekkürler. Abla buyur. Benim komisyon düştüm içinden. İyi yaptın. Bu ara akıyor maşallah. Bir de kriz var diyorlar. Hani kriz nerede? Ya Hamide abla, ne güzel senin komşunun hesabına havale yapıyorduk. Niye nakite döndük? Komşu karı uyuzlanmaya başladı da ondan. Hadi ben kaçtım. Kızlar sana emanet. Ayıp ettin abla. Güle güle. Allah ayağına taş değdirmesin. Güzel ablacığım. Görüşürüz. Güle güle. Abi tekrar hoş geldin. Sağ ol kardeşim. Geçmiş olsun Mehmet. Hüsnü Çoban, başkomiserimiz. Bizim ekipten. Memnun oldum. Sağ ol başkomiserim. Herkes çay içiyor değil mi? Sorulur mu aslanım? Hadi, hadi, hadi. Nasılsın evlat? İyiyim. Şaşkınım biraz. Dün neredeydim, bugün böyle burada. Seni orada bırakacak halimiz yoktu değil mi? Sağ ol Rıza baba. Yani ne diyeyim? Ama ben orada çok şey bıraktım. Arkadaşından nişanlısına biz de çok üzüldük. Başın sağ olsun tekrar. Sağ ol. Vatan sağ olsun. Polislik de orada kaldı. Rıza baba sen uğraşmasan, Başak Hanım yetişmese ben hala içerideydim. Kalk gel dedin, geldim de ben nasıl olacak burada? Ne yapacağım bilmiyorum. Burada gözümün önünde olmanı istiyorum Mehmet. Önce kalacak yer işini halledelim ha? Kalacak yer var Rıza baba. Rahmetli dayımdan kalma ufak bir yer duruyor. Güzel. Hapis yatacağına otur evinde mi diyorsun Rıza baba? Ben pek anlamadım. Her şeyin vakti vardır Mehmet. Sen de biliyorsundur. Biraz beklemekten zarar gelmez bence. Hüsnü haklı. Önce biraz dur bakalım. Şu efken, hararetin bir dinsin bakalım ha?
Madem öyle diyorsunuz, öyle olsun. Heh, getir Tunç. Buyurun. Çok sağ ol. Temelli mi geldin abi bu sefer? Babamla da çalışmış Mehmet abi Doğu'da, biliyor musun Hüsnü amca? Hadi ya. Bizim Mesut'la. Evet. Kesin fuhuş falandır. Başkası baksın ya. Oğlum, asıl bakmazsak sıkıntı olur. O kadar yakındınız, niye gitmediniz derler. Tamam, tamam hadi. 45-44 merkez. Fatih'teki olay yerine intikal ediyoruz, tamam. Avaz avaz bağırıyorlardı. Kızın birini kesin gırtlakladılar. Çok acayip şeyler duyduk komiserim. Adamlar da bağırıyordu. Madem herkes herkesi dövüyor, bu otelin bir güvenliği müdürü bir şey yok mu? Müdür siz gelmeden kaçtı gitti komiserim. Komiserim, anonsu duyup geldik. İyi yaptınız. İyi yaptınız. Kaçıncı kat dedin? 5 komiserim. Tamam, hadi. Hadi inşallah başarırsınız yavrum. Yürü hadi. Abi bizim ne suçumuz var ya? Biz ne yaptık? Allah sakin. Erkekler bu tarafa. Abi biz ne yaptık? Kadınlar oraya. Çok ses var. Geç şöyle. Çok ses var. Daha ne yapacaksınız be? Biz gelmesek birbirinizi öldürecektiniz. Sizle görüşeceğiz. Hadi oradan be. Bunun hesabını size soracağım. Ayak atma bana öyle. Biz mağduruz komiserim. Kadına şiddet var burada. Asıl şiddet bize var. Geç yerine geç. Asıl şiddeti siz yaptınız bize. Sus lan sus. Amirim bizim ne suçumuz var? Bir dakika sus sus. Bırakın onu bunu. Nereden tanışıyorsunuz siz bunlarla? Neleri bu durum? Ne alaka? Anladın abi mı? Biz bir şey yapmadık ki. Ben anlatayım komiserim. Kızlarımız eskort. Bunlar da müşteri. Ahlak şubeye sorun. Bu kızları iyi tanırlar. Biz bir şey yapmadık. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var. Dur. Bunların maması var Hamide. Heh tamam. Okey. Ablacığım amma konuşsun ya. Sus. Sus bebe. Sus. Ortalığı sen karıştırdın zaten. Dedin. Evet. Geride dur sen. Alo Arzu. Yürüyün abi, yürüyün. Ahlak şubeden kumya benim kızı elini aldı. Bak, yürüyün. 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 Yeter artık. Yürüyün. Hemen bağla. Size yüzümüzden rezil olun. Usta bizlik bir şey yoksa gidelim mi? Biz gidelim. Dalga ya. Mı geçiyorsun lan? Ne dalgası al ya? Al şunu geriye. Gel. Gel hadi. Komiserim biz gidelim. Bizim bir suçumuz yok. Asıl bizim sizle görüşeceğiz. Beni çoluğuma çocuğuma rezil edin. Siz zor geçin. Sen
onları. Hadi. Hadi. Onları da götür. Yeter abi. Görüşeceğiz. Tamam. Yürü. Sen al. Lan nereye düştük oğlum? Dedim sana gelmeyelim buraya diye. Dedim sana. Ne bileyim birader. Allah Allah. Elinize sağlık vallahi komiserim. Ne demek? Biz gittik, o kadar uğraştık, didindik. Herkesi toplayıp getirdik. Niye? Ahlak şubenin işi görürsün diye. O kadar. Yalnız çok yanlış bir şey yapıyorsunuz şu an. Bu kıyamızı unutmazsın değil mi? Biz de boş durmadık Devrem. Gittik mamalarını getirdik. Bak bu Hamide. Bu kızları çalıştıran ablaları. Siz ne tatlı çocuklarsınız ya. Ablacığım hadi. Götürün arkadaşlar. Hadi. Komiserim. Hamide'nin telefonundan hesapları inceliyorduk da bir tuhaflık var. Yani başka bir hesaba para transferi yapmış birkaç kez. Bir haftada aralıklı olarak 180 bin lira yollamış. Demek ki ortağı olmalı. Mantıklı. Kesin ortağıdır. Hesap sahibinin adresini bulun, gidip alalım. Tamam. Beyler tekrar sağ olun. Bizim daha işimiz var. Kolay gelsin. İyi günler. Eyvallah. Çay bulur muyuz bu saatte? Kendimiz yaparız en kötü. Hadi kantine. Ev burasıymış. Şahsın adı Nazike. Açın kapıyı polis. Polis açın kapıyı. Hüsnü kalksana. Polis açın kapıyı. Hüsnü. Ne oldu benim? Açın kapıyı açın. Ya Hüsnü. Kalksana kapıya dayandılar Hüsnü. Ne? Hüsnü kapıya dayandılar. Kim dayandı? Ay bilmiyorum hadi kalk hadi. Açın kapıyı. Ne oluyor lan? Allah Allah. Ne oluyor ya sabah sabah? Ay ne oluyor teyze ya? Kim bu teyze? Ne bileyim kızım. Açın kapıyı polis. Yeter ya. Polis diyor. Hüsnü mü geldi acaba? Ha? Ya biz de polisiz. Ya ne oluyor manyak mı bunlar? Ne yapıyor sabah sabah? Kim bunlar ya? Bilmiyoruz. Ha? Açın kapıyı açın polis. Tamam siz bir geride tamam. Durun bakayım. Dur. Ne oluyor ya sabah sabah? Nazike Hanım için geldik. Gözaltına alacağız. Burada mı kendisi? Nazike dedi. Kardeşim, ben de polisim. Konu ne? Onu merkeze almamız lazım. Evde mi kendisi? Evde. De. Tamam, bekleyin biraz. Nazike! Bana dedi. Nazike! He? Ne oluyor ya? Ahlak şubeden gelmişler. Aa. Seni soruyorum. Aa. Ne yaptın diye soracağım ama öyle korkuyorum ki. Ayol ben ne bileyim ne yaptım? Ya senin yüzünden evimize sabah sabah huzur operasyonu yapılıyor. Emin misin bak iyi düşün. Bir halt yedin mi ha? Ne yaptın yine sen? Ha? Yok artık Hüsnü bu yaşta yani. Yuh. Ya Hüsnü saçmalama ya bir yanlışlık falan vardır. Yanlışlık var da bir de yani. Var var bak. Yanlışlık burada. Burada bizimle yaşıyor. Hadi git. Git giyin merkeze ya gideceğiz. Ya ben bir şey yapmadım Hüsnü. Allah'ım ya Rabbim ya. Yemin ediyorum ya. Ne yaptı acaba bu ya? Sonunda öğrendiniz lan yerimi. Nasıl buldunuz lan siz benim yerimi? Allah'ın belaları. Nereden buluyorsunuz? Allah kahretsin. (Gülüyor)
Gel lan sen buraya. Hey. Seni kim gönderdi lan? Sakin ol. Sakin ol. Seni kim gönderdi lan? Kimse göndermedi. Ağzını kimse göndermedi. Burada. Kimse göndermedi. Kim gönderdi? Seni kim gönderdi lan? Ha? Kimse gönderdi mi lan? Sakin ol. Ha? Hızlıcıyım ben. Sakin ol. Ne yapıyorsun? Bak, bir kere daha sormayacağım. Kim gönderdi lan seni? Kimse göndermedi. Ha? Kimse göndermedi. Ha? Görmüyor musun? Pizzacıyım. Ne yapıyorsun? Başlarım pizzanı senin. Tamam tamam. Sakin ol. Sakin Allah ol. Tamam, sakin ol. Versin. Allah hepimizin belasını versin. Sakın. Sakın peşimden gelmeye kalkma. Duydun mu lan? Peşimden gelmeye kalkma. Sakın. Takip edildiğini fark etti. Evden çıktı. Bunları işleyelim. Hı hı. Araç dün gece bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Haydar Yılmaz ait. O cesedini bulduğumuz kurban mı? Evet abi. Arabanın içi temizlenmiş. Parmak izi çıkmadı. Kan izleri? Tam şoför koltuğu tarafında göğsüne yediği açıyla kanın bulaştığı yer eşleşiyor. Arabada öldürüp parka atmış. Aynen öyle. Ama parmak izi yoksa araba işimize yaramaz. Vallahi her yerden örnek almaya çalışıyoruz. Ama katilin dokunabileceği yerler özellikle silinmiş. Kimyasal temizleyici kokusu var. Şimdi geldi kamera görüntüleri müdürü. Aç bakalım şunu bir. Arabanın bulunduğu yerdeki güvenlik kamerası. Arabanın içini sildikten sonra bırakıp gitmiş. Yüzü net görünmüyor. Ama genç birine benziyor. Sırt çantası var. Muhtemelen öğrenci. Bu çocuğun maktulle nasıl bir alakası olabilir ki? Bir bağ yok bence müdür. Bana da öyle geldi. Yani rastgele bir şekilde karşılaşmışlar. Belki de otostop çekerek arabaya bindi. Doğru, olabilir. Şüphe çekmeyecek normal bir üniversiteli gibi yani. Yüz tanıma sisteminden bakacağız müdürüm. Ama görüntüde yüzü belli değil. Tamam, ona bakın ama görüntüyü de tüm birimlere geçin. En azından eşkali bilinsin. Tamam müdürüm. Çay ya da kahve ister misin? Yetti su, sağ ol Aylin'ciğim. Yalnız bu yaşta bu muamele de hiç hoş olmuyor yani. Bari şunu çıkartsaydınız. Anahtar olacaktı bende. Çıkar Aylin ya. Tamam, tamam, sağ olasın. Rica ederim başkomiserim. Eyvallah. Hah, şundan çık. Dur, dur! Ali sakın! Onlar kalacak. Aa. Ama abi... Aması maması yok. Aa. Dursun. Alacağın olsun, Hüsnü çıkarıyordu kız işte. Sen hiç konuşma Nazike. Sadece sorularıma cevap ver. Geçmiş olsun başkomiserim. Hamide diye bir kadını tanıyor musun? Tanıyorum tabii, komşumuz. Yeni taşındı mahalleye. Başkomiserim geçmiş olsun. Hı, sağ ol. Bak üç tane kız yeğeni var, onlarla yaşıyor. Geçmiş olsun başkomiserim. Tamam oğlum, sağ ol. Sağ ol, tamam. Niye sordun? Hey Allah'ım. Kızım, heh, onlar yeğenleri değilmiş. Hamide onları çalıştırıyormuş. Aa. Evet. Geçmiş olsun başkomiserim. Ya o kızlar sağ ol kardeşim, öğrenci. Sağ ol. Hüsnü, öğreniyorlar, o kızlar hala öğrenci. Öğreniyorlar Nazike, evet bence de öğreniyorlar. Hamide o kızları otelde adamlarla buluşturuyormuş Nazike. Yok artık. Senin hesabını aktarıp geçmiş oradan çekmişler. Geçmiş olsun başkomiserim. Sağ ol canım, eyvallah eyvallah. Doğru mu? Yaptın mı böyle bir şey? Yaptım. İyi alt ettin. Hayatım zor durumdaydı. Geçmiş yardım ettim kadına. İyi halt ettin Nazike. Şimdi seni Hamide ile ortak sanıyorlar. Mama sanıyorlar seni. Mama. Aa! Ya. Aa! Tabii. Yok artık Hüsnü. Var artık Nazike. Tipine bak ya. Tipine mi bakayım? Aa. Ya tamam, sadece bir yanlış anlaşılma. Stres yapma. Çözeriz Nazike abla. Allah Allah. Ne maması? Aa. Mamasın işte. Başkomiserim. Akrabanızı nezarete almak durumundayız. Ha. Al kardeşim al. Al 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 al. İstediğin kadar tut içeride. Aa, Aylin, hatta ek gözaltı çıkart. Bir ay dursun. Biz de rahat edelim. Tamam mı? Hadi. Hüsnü, sana yazıklar olsun. Verdiğim emekler yazıklar olsun.
Ben kardeşim, ben mama değilim. Mama mama. Üstü söylesene. Mama mama, vallahi mama. Ben mama tamam, değilim. Ben halledeceğim. Aması. Ben vallahi mama değilim. Mama. Bizim üstümüz başına... var ki. Yapacak bir şey yok yani. Biz de eğleniyorduk, bilmiyorum abi, yani. Bilmiyorum. Öyle bir şey yok ama zaten. Ama gayet mutlu bir şey yapmadık sonuçta. Yarabbim ya. Öf. Aa! Nazika abla. Aa! 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 Hoş geldin. Hoş geldin abla. Hoş geldin abla. Ay, ne işin var burada? Kim soktu seni buraya? Nazika abla. Aa, şuraya. Aa, Nazika abla, Nazika abla. Hoş geldin Nazika abla. Aa. Ne hoş geldini? Bana ablam abla demeyin. Beni de yaktınız yani. Aşk olsun be ablam. Gel otur buraya. Gel ablacığım, gel. Gel, gel. Ablam, bizi gördüğüne sevinmedin mi? Ay vallahi sevindim, ne yalan söyleyeyim. Kızlar biliyor musunuz? Benim evimi bastılar ya. Üstüne de bir de kelepçe taktılar. Aa. Yani sadece parayı çekip kadına verdiği için mi gözaltında? Fuhuşa aracılık etmiş olabilir diyorlar. Kanıt lazım bize. Parayı nereden çekmişler? Yani ATM'den mi, şubeden mi? Şubeden. Neden? Kamera kayıtları işimize yarayabilir. Doğru. Parayı çektiği gibi kadına verdiyse... komisyon almadığını kanıtlamış oluruz. Beykoz Karakolu arayalım. Şubeye memur yollasınlar. Geçen haftanın tüm kayıtlarını alalım biz. Tamam. Ünal Kalafat'ım lan ben. Siz yakarsınız, ben küllerimden doğarım oğlum, küllerimden. Hadri meydanı lan. Siz hepiniz ben tek. Hadi bakalım. Ulan Rıza, ne arayıp duruyorsun? Kaçıyoruz işte şurada. Alo? Nasılsın Ünal? Ne o? Sesin değişmiş senin. Artık böyle. Duyduğuma göre kaçıyormuşsun. Başka çare mi bıraktın sen bana? Benden kaçma. Rıza Soylu ikimizin peşinde. Onların eline geçersen ne olur biliyorsun değil mi? Hayatın kayar. Ne yapacağız peki? Bana güven. Birlikte kaçacağız. Tamam, sen ver adresi. Siz de bizi anlayın. Ortada hesap hareketleri varken ne yapsaydım? Biz sizi anlıyoruz zaten. Ama kadın ifadesinde de anlattı. İyilik olsun diye yapmış her şeyi. İşte savcı o şekilde bakmıyor maalesef. Nazike Hanım da şüpheli sıfatıyla dosyaya eklendi. Kadın bu paraların kuş parası olduğunu nereden bilsin? Değil mi Hüsnü abi? Abi sen de bir şey söylesene. Ne diyeyim oğlum, ne diyeyim? Nazike salağa fuhuş parasını aklamış, farkında değil. Başkomiserim, sizinkiler burada. Ha, şu an bir onlar eksikti. Çok korkmadınız inşallah ha? Yani sabahın köründe kapıya dayandılar. Haliyle biraz korktuk tabii. Gerçi daha önce de olmuş galiba. Yani Nazike abla yüzünden birkaç kez daha karakolluk olmuşlar. Birkaç kez mi? biraz daha fazla olabilir, evet. Neyse, belli ki basit bir yanlış anlaşılma. Çözülür, merak etmeyin. Yani biz de öyle umuyoruz. Baba, buradayız, buradayız. Bağırma. Gördüm, gördüm. Niye bağırıyorsun? Duymazsın diye. Merhaba. Merhaba Hüsnü. Hayrola Esra. Evde meraktan duramadık. Bari burada bekleyelim dedik. Hüsnü, vaziyet nasıl? Biraz karışık ama çözeceğiz. Anlatırım sonra. Haydarberk, senden ne haber aslanım? İyidir Hakan abi de. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Mama ne demek? Sussana. Çocuğum, mama işte. Kedi köpeklere veriliyor ya çocuğum. İşte o. Nereden duydun? Ya polis abiler teyzem hakkında konuşurken duydum. Galiba Nazike Hanım mamaymış dediler. Şimdi sen boş verin. Al şu parayı. Sen git kendine bir şeyler al. Bu yeter mi? Hadi. Onu da ver. Yok tamam, o yeter sana. Sen yeter mi kardeşine kızım? Hadi. Hadi, hadi canım. Hadi. Rezil ettin bizi gerizekalı. Ne dedim ya? Ya kusura bakma. Çocuk işte yani. Tabii. Olsun olsun. Hakan gülme sen. Sinirimiz bozuldu, pardon. Arda. Affedersin abi. Şu çocuklara bir bakayım ben. Tamam baba. Mama mı? Mama dedim. Lan ben senin... Yürü git. Abi ya. Gel, gel canım. Tamam. Gel, gel otur sen de şöyle. Evet. Vallahi iftira attılar Nazike abla. Biz öğrenciyiz. Ama bu haliniz hiç de öğrenci gibi değil. Ay ne güzel hanım hanım çıktınız. Ne bu haliniz şimdi? Aa.
Hayat Üniversitesi'nde okuyoruz biz be abla. Hayat Üniversitesi mi? Kız nerede o, hiç duymadım ben. Abla sen bizi sevdin ama değil mi? Vallahi çok sevdim kız. Ama neler neler diyorlar hakkınızda bir bilseniz. Çok ayıp. Hepsi yalan abla. İnanmasan. Peki ya o Hamide'ye ne demeli? Hamide bizim ablamız ama bu sefer hapse girer herhalde. Nazike abla bir kalksana. Ne oldu kızım? Kalk kalk bir kalk. Bir kalk. Şu paltonu bir çıkaralım. Çıkaralım. Hı. Ne oldu? Üşüyorum kız, çıkarma. Filiz üstündekini bir versene. Ne oluyor ya? Soğuk burası ya. Vallahi çok yakıştı. Ya. Yeni ablamız sen olsana. Ay şahane fikir. Sahip çık bize be abla. Ablam bizi bırakma itin köpeğin eline be. Siz hiç merak etmeyin. Nazike ablanız var sizin arkanızda. Ben sizin arkanızdayım kızım. Ablam benim be. Ablam. Ya çok seviyorum bu kızları ben. Gel Mehmet gel. Rahmetli dayından sonra iki kere kiracı değişti biliyorsun. İki olmuş muydu ya? Oldu tabii. Sonuncusu yaz başında çıktı. O vakit bu vakit ev boş. Bakımsız tabii. Uzaktaydık Yaşar abi ya. İlgilenemedik biz de, haklısın. Ne diyeyim? Vallahi eşyalar bu kadar. Buzdolabı çalışıyor mu bilmiyorum. Temizlik istersen de birilerini ayarlarım. Vallahi elektrik kapanmamış. Sular da akıyorsa şimdilik bu kadarı yeterli. Sağ ol Yaşar abi. Tamam oğlum. Bir şeye ihtiyacın olursa haber verirsin. Eyvallah abi. Görüşürüz. Al bunu. Müsait olunca oradaki numarayı ara. Kim bu baba? Bir tanıdık. Şu ara müsaitsin diye senden bahsettim. Tanışmak istediğini söyledi. Bence git bir görüş yap, pişman olmazsın. Selamımı da söyle. Olur baba. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. İstanbul. Bu da ertesi günden. Nazike Hanım şüpheli şahısla birlikte yine aynı banka şubesine gidiyor. Görelim. Yine aynı şey oluyor. Nazike Hanım para dolu zarfla çıkıyor ve şüpheli şahsa teslim ediyor. Zarfı açmıyor, sadece teslim ediyor. İşte bu detay önemli. Yani komisyon falan almıyor. Zaten hesabında para da bırakmıyor. Olduğu gibi çekip sonra teslim ediyor. Anladım komiserim. Ne diyorsun kardeşim? Savcı ikna eder miyiz? Bence ederiz. Komiserim, Hamide'nin ifadesi tamamlandı. Bizi ilgilendiren bir şey var mı? Nazike Hanım'ı sorduk. Ortak değiliz dedi. Hatta affedersiniz şey dedi. Ne dedi? O salak kadınla iş yapar mıyım ben dedi. Yani banka hesabını kullanmış sadece. Bak sen Hatice ya. Bak sen bir de hakaret ediyorsun. Az bile söylemiş. Az. Ne diyorsun komiserim? Hem kayıtlar hem de çetebaşının ifadesi. Ben en iyisi savcıyla bir daha konuşayım. Bakalım o ne diyecek. Aferin Birce. Sizin bilgisayarınızı hacklemişler müdürüm. Nasıl olur? Burada duruyor bilgisayar. Nasıl yapmışlar? Dışarıdan bir müdahale olmuş zaten. Mail üzerinden virüs yerleştiriyorlar. Baskını böyle öğrendiler herhalde. Burada konuştuk müdürüm. Canlı canlı izlemişler. Benim telefona baktınız da peki diğerleri? Hepsini inceledik. Cihazlara siber koruma programı yükledik. Bundan sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Efendim.
Tamam. Tamam. Müdürüm. Ünal'ı bulduk. Ne? Nerede? KGS'ye takılmış müdürüm. Çamlıca tarafında. Plaka net. Hemen plakayı anons edin. Hemen çıkıyorsunuz çocuklar, hadi. 45-43'ten Çamlıca civarı bütün birimleri. Firari Zanlı Ünal Kalafat, 34 Manisa Ceyhan Niğde, 11-25 plakalı araçlar. Yok, olmuyor. Net göremiyoruz yüzünü. Piksel sayısını artırmaya çalıştım ama sonuç çıkmadı. Parmak izi de yok. Bu çocukta da duracak tipi yok. Kesin devam edecek cinayetleri. Elimizdeki tek görüntü bu. Yani ne yapabiliriz bilmiyorum. Efendim? Ha, tamam geliyorum. Tamam, tamam. Ne oldu komiserim? Ünal'la temas sağlanmış. Trafik kamerasına takılmış. Ben çıkıyorum. Tamamdır. Ben de bunu çözmeye çalışacağım. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Hadi geçin, 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 geçin. Ay, eve geldik çok şükür oh. Yarabbim. Teyze geçmiş olsun ya. Sorma başımıza gelenleri Metin. Hiç hiç anlatmakla ay. Uğraşmayın. Ben aldım haberleri Arda'dan. Ay. Gel gel otur. Dedim size şimdi bir yorgunluk çayı iyi gider. Yeni heh, koydum demleniyor yani. Ay yaşa sen. Gel otur ay, gel. Çok iyi düşünmüşsün Metin'cim. Ay çayın yanında bir şey olsa keşke ya. Kurabiye yapmıştım ben. Şş, şeyde git fırında git getir. Ay neli? Bademli. Seni geldim. Sevdiğim oley yer. Be. Heh. Ya Esra abla bir gün kafeye gel. Hiç uğramıyorsun ya. Ay vallahi haklısın. Vallahi hiç fırsat olmadı. Beraber gideriz yarın. Acık manzara görürüz ha. Gidelim ablacığım ya. Getir kızım getir. Çaydanlığı da getirsene. Vallahi helal olsun. Bravo size. Vallahi bravo. Bu nasıl bir rahatlık ya? Yahu sabah evi polis bastı. Öğlen bu kadını nezaretten çıkardık. Akşam oldu. Çay içip kurabiye yiyoruz ya. Yahu Nazike hapse girme diye bir tarafımı yırttım ya. Hala gezme tozma, gazi kafe mafe onun derdindesiniz ya. İnsan biraz utanır ya. Biraz eksiklenir. Bu ne rahatlık ya? Ya Hüsnü'cüm yapacak bir şey yok. Yaşandı bitti geçti. Koyma. Sen de takılma bu kadar boş ver. Mesaj dur Allah kızım. Allah Allah ya. Şuradaki takılma telefon. Diyor ha. Ya. Bıraktığım sen yerde. Takılma. Ay benim kızlar yazmış. Hangi kızlar? Canım bizim kızlar nezarethaneden. Ne ara arkadaş oldunuz ya? Aa onları da salmışlar onu yazıyor. Ay çok sevindim. Dur cevap sanırsın yazacağım. Sanırsın 15 sene yattı içeride ya. Dur cevap yazıyorum. Nazike! Bana o telefonu kırdırma şimdi ay. Ya. Sil şu numaraları iş çıkarma başıma bir daha başıma ya. 15 sene içeride yattı sanki baba, ya. Baba gel otur ya. Ne oturması ya? Oturacak halim mi kaldı benim? Ay sana ne acaba? Bir tarafında öküzler böğürüyor. Hüsnü bunlar benim kader arkadaşlarım. Bir anda silemem. Bir kere bizim bir grubumuz var. Grubunuz da var. Evet. Hüsnü'cüm bak derin nefes al tamam mı? Tansiyonun oynayacak yani. Ay geçmiş olsun yazıyorum. Hadi. Kime? Kızlara işte. Seni kurtaran da kafan zaten. Seni kurtaran. Hayır, tamam. Ben gidiyorum ya. Şey ya halinizi varsa görün ya. Vallahi ben sizle uğraşamam ben. Hüsnü gel bir çay iç Allah gelmem. Aşkına. Gelmem. Sen kurabiyeni murabiyeni. Kurabiye çay var, çay var. Kurabiye var. Tabii tabii koy. Ben delireceğim. Hadi sen. Kapat. Kapat güle ben güle. Gidiyorum kapat. Koy. Helal olsun teyze vallahi dildirtin adamın sonunda yani. Ay o da bu kadar sinirlenmesin. Allah Allah. O kadar sinirlenmesin. Şakayı ver. Hadi. Salak. Adamı ver bakayım mama ne diye. Salak. Ulan Mete, ulan aşağılık herif.
Çamlıca'ya doğru girmek üzereyiz baba. Dikili taş mezrasına girdiğini tespit ettik Aylin. Ne işi var orada ya? Tenayer kesin biriyle buluşacak. Hemen oraya doğru gidiyorsunuz çocuklar. Tamam baba, tamam. Ha, diğerlerine de anons geçin. 45-45'ten 44'e. Dikili taş mezrasına gidiyoruz. Ünal orada. Tamam kardeşim, tamam. Biz de yetişeceğiz. Ulan Ünal var ya, seni kimse elinden alamayacak. Ordu şartaydın oğlum ordu. Bu ne lan? Bas yakalayalım şunu. Hadi lan hadi daha hızlı hadi. Kurtar beni buradan oğlum hadi. Gördük gördük takipteyiz. Günlerdir bu anı bekliyorum abi. Bildiğin ölüme gidiyor. Arda bas. 45-43'ten ekiplere. Ünal mezradan çıktı. Metin'in adamları peşinde. Dikili taş mezrası civarı tüm birimlere. Bilinen araç orman yoluna doğru ilerliyor. Takipteyiz. Direnme lan! Dur işte dur! Biz siz eksiktiniz ulan. Nereden çıktınız lan siz? Ulan Allah kahretsin. Sen nereden çıktın lan benim önüme? Lan çekil be önümden be, çekil be! Çekil! Kardeşim, sana sağdan girdiler dedim ya. Lan girdim işte sağdan. Yok araba. Tamam. Burası da gidebilecekleri tek yol zaten. Devam et. Kaçtı şerefsiz ya. Elimizden kaçtı abi. Dur bir bakalım. Etrafa bakacağız. Dur. Arkadaşlar, bu arabayı bırakan adamı gördünüz mü? Yok vallahi görmedik. Biz yürüyüşe çıktık. Tamam sağ ol. Baba beni duyuyor musun? Dinliyorum Hakan. Ünal, orman yolunda gözden kayboldu. Arabayı bırakıp kaçmış. Peki nereye gittiğini gören var mı? Yok baba yok. Tamam tamam. O bölgeyi çembere alıp aramaya devam edin. Destek gönderiyoruz size. Anlaşıldı. Nice, metro, tren ve bütün istasyonlara haber verin. Sen polisini de desteğe gönder. Tamam müdürüm. Çember daraldı artık. Yakalamamız lazım. Herkesi yiyelim baba. Otel motel her yere bakmamız lazım. Sen bir daha konuş Hakanlarla hadi. Thank you.
45, 45'ten 12'ye. Baba, adamları elimizden kaçırdık. Peki Mete'nin adamları olduğundan emin misiniz? Kesin değil baba. Aracı inceleyeceğiz şimdi. Tamam, olay yerine baktırın. Tamam, tamam baba. Ey Allah'ım yarabbim. Emre! Ne buldun? Bak bu kılımına. Artık yer altına mı inelim daha? Lan 10 gündür kalıyorsun, 5 kuruş vermiyorsun. Defol git. Gitmiyorum lan. Ne yapacaksın? Dün arkadaşına ne oldu hatırlıyor musun? Başına aynısı gelsin ister misin? Varsa var. Al bunu. Kimlik yerine de geçiyor ama. Geçmez mi? Ne bakıyorsunuz lan? Dayı işine bak. Git sen de. Alın lan eşyaları. Çıkın buradan. Alın eşyaları. Kahvehanelere, dernek adı altındaki yerlere, parklara, evsizlerin takıldığı köprü altlarına, tüm izbez sahipsiz mekanlara, inşaat halindeki binalara, otoparklara, gerekirse yer altına bile bakın çocuklar. Siz de otellere gidiyorsunuz. Her olaya bakın. Gerekirse çamaşır makinesinin içine bile bakın. Ünal'ın saklanabileceği küçücük bir kolini, kutu mu ne varsa her yere bakın. Her yere. Öz! Ne oluyor lan? Burası Digon'un ağrı mı? Ağrı buradan lan. Daha iyidir. Senin gibi zengin adamlar buraya çok gelmez. Vurmayın lan! Ah! Vurmayın lan! Aa! Aa! Aa, vurmayın oğlum! Aa! Alo, ben otel görevlisiyim. Burada kavga çıktı. Çabuk yetişin. Kim olduklarını bilmiyorum. Dayak yiyen adam 40 yaşlarda. Beyler, siz kime bulaştığınızı biliyor musunuz? Aa! Ünal Kalafat'ım lan ben! Musa anlatmıştı size benim kim olduğumu. Aa, parayı gördünüz de lan beni çivatamı sandınız. Alın parayı gidin. Aa, alın parayı gidin. Ulan. Lan siz beni böyle gördünüz de karabülsen sepeti mi zannettiniz? Bakacağız lan. Bakacağız oğlum çivatamıyım lan ben. Ah.
merkezden bağlı tüm birimlere. Bahar Otel'den ihbar geldi. Kavga çıkmış ve Eşkal Ünal Kalaf hatta eşleşiyor. Yakın ekiplerin intikali bekleniyor. Ben biliyorum oteli. Kadir, Kadir nereye bekle? Yoldayız baba, gidiyoruz. Acele edin çocuklar. Oradan da kaçırmayalım. Anlaşıldı baba. Usta, neredesiniz? Biz biraz uzağız usta. Yetişmeye çalışacağız. Hadi usta, hadi. Herkes oraya yönlendiriyoruz. Ya ne oldu? Ulan, neyi soruyorsun lan? Aldılar işte paralarımı, her şeyimi. Burası sıkıntılı yer birader. Alo. Konuşmamız lazım. Acilen, hemen şimdi. Ben nereye istiyorsan geleceğim. Tamam, tamam, tamam. Ben biliyorum orayı. Gidecek misin? Ben polisi aradım. Şikayetçi olursun. Ya senin Allah belanı versin. Nerede lan buranın arka çıkışı? Şuradan. Kaçma lan. Allah'ım ya. Hah, burası. Nerede lan Ünal? Ünal kim ya? Dayak yiyen adam işte. Ha, arkadan kaçtı. Abla, nereye? Arkadan kaçmış. Taksi, taksi dur. Ya yine mi kaçtı? Kafayı yiyeceğim. Tamam dur ya, çok uzaklaşmış olamaz. Bakarız şimdi etrafa. Arda. Yan binanın kamerası var. Bakalım görüntülere. Tamam, ben alıyorum görüntüleri. Abi saniyelerle kaçırdık ya. Oğlum uçarak gitmedi ya. Taksiye falan binmiştir. Öyle bir şansı var ki. Zaten şansı sayesinde buraya kadar geldi. Plaka görünüyor. Buluruz, buluruz. Harbi saniyelerle kaçırmışız ya. Son şansını da harcadı. Hadi bir çay, hadi canım. GPS takibi açılıyor şimdi. Neresi orası? Kadıköy tarafı müdürüm. Çok uzaklaşmamış. Hemen haber ver. Plakayı belirledim Aylin. GPS takibinde görünüyor. Kadıköy tarafına doğru gidiyor. Karakış Caddesi'nden geçecek. Tamam Birce, gidiyoruz. Hakan, şuradan sola gir. Ben tarif edeceğim sana. Önünü keseceğiz. Tamam abi. Sen gel kardeşim. Tabii sen amirim. Bir bak bakayım şöyle. Ne oldu amirim? Bu adamı nereye bıraktın? Bu adamı hatırladım. 100 metre ileride kahveye bıraktım başkomiserim. Kahve nerede? Hemen 100 metre ileride. Az ileride. Arda buraya gel. Arda. Gel. Tamam kardeşim, sen gidebilirsin. Tamam. Tamam. Neredeymiş? İleride, hadi. Polis. Yürü. Hadi. Çık dışarı. Tamam, hadi, bırak. Hadi buyurun dışarı. Hadi. Boşalt burayı. Silahım yok. Teslim oluyorum. Lan! Şimdi kapanı kısıldın işte Ünal. Kadir bırak, dur, bırak diyorum. Ben silahsız bir adamım. Daha ne istiyorsunuz ya? Sus lan! Lan çayı dökeceksin. Bana kalsa canını da alacağım da. Kadir saçmalama artık. Tamam. Güzel. Köstebek Ünal. Artık elimizdesin. Ya ne yapacaksın Kadir, işte kaçamıyorsun. Ben sana Kadir'i göstereceğim. Bırakın çocuklar, Ünal'ı bırakın. Nasıl yani müdürüm? Ünal beni aradı. Buraya da teslim olmaya geldi. Müdürüm, sizin bu ekip hiç laftan anlamıyor. Konuşma, kafanı kıracağım şimdi ha. Zorlamayın artık arkadaşlar.
Teşekkür ederim sayın savcım, sayın müdürüm. Çok konuşma. Sizin bu ekip... Kapa çeneni, önüne bak, yürü. Yürü, 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 yürü. Nereye gideceksin? İleride okulum var, derse yetişmem lazım. Teşekkür ederim ya, bu soğuk havada aldığınız için. Ne demek, ben de öğrenci oldum. Bilirim zorluğu. Beni anlayan insanlar olmasa zaten ne yaparım hiç bilmiyorum. Bu yıkamacılar da hiç dikkat etmiyor bu torpidolara. Ne oldu kızım? Niye ağlıyorsun? Neden oraya oturttunuz? Nasıl yani? Saçmaladım ya. Şey, oyuncağı falan varsa ben oyalayabilirim. Aa, biberonu var. Su vereyim. Kedi gölde balık arıyor. Al su. Kedi gölde balık arıyor. Yavaş be kardeşim be. Yavaş be. Sen de doğru yürü. Aranma yürü. Hadi. Arda, bir şey mi dedi o? Kadir önüne bak. Kadir hadi, hadi bak. Demedim, bir şey demedim. Arkadaşlar, bu soruşturmanın selameti için sakin kalsalar iyi olacak. Kalacaklar savcım. Benim gözüm üstlerinde, merak etmeyin. Buyurun. Ne bakıyorsunuz oğlum? Amirim amirim diye geziniyordunuz peşimde. Lan. Şimdi böyle mi olduk lan? Kes, konuşma. Sus. Kalem ver kalem. Yalan yanlış şeyler anlatıyorsunuz çocuklara. Herkese bana nefretle bakıyor. Sinek gibi mi oğlum biz ben? Biz geçelim savcı. Buyurun. Biz anlatmadık Ünal. Ne yaptıysan sen kendin yaptın. Buyurun. Senin kaç tane yüzün var ya? Kaç tane? Arkadaşlarımızı şehit ettin, hiçbir şey olmamış gibi karşımıza geçtin, konuştun. Kadir'in kardeşini şehit ettin. Yine de kılın kıpırdamadı. Sen nasıl baktın yüzümüze ya, ha? Nasıl baktın? Tamam, tamam. Şişt, bana bak Çayda Şıra. Ne diyorsun be? Yanık yanık gezerken böyle car car konuşmuyordun. Konuşuyor kaç kere ya. Söyleyeceğim? Ben yapmadım onu, ben yapmadım. Alakam yok benim. Tamam, alın bunu sorguya. Sorguya, hadi. Sakin ol. Hadi. Götür, götür, götür. Kadir'in kardeşini ölümüyle benim alakam yok. Tamam. Sus, 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 sus. Tamam, konuştum ben şunu. Hayvan herif. Hadi gel biz çıkalım. Biz bu katili bulmazsak, bu bebeğin hakkı üzerimizde kalır Emre. Haklısın abi. Cansu, nedir özet? Aynı bıçak yarası. Boyut, saldırdığı bölge, bir santim bile kaymamış. Obsesif bu adam. Yine parasını çalmış. Ya bunun derdi para falan değil ya. Oyun oynuyor adi herif. Şansa kim duruyorsa hayatını alıyor. Biz yakalayana kadar da durmayacak. Hande! Hande! Bırakın karımı göreceğim. Güzelimi göreceğim. Bırakın. Kızım. Vallahi içim acıdı ya. Kızım, yavrum benim. Araç kime ait? Kadına mı? Kızım. Kiralamış. GPS'ten gün içindeki rotasını tespit edebiliriz. Nerede araca bindiğini bulabiliriz böylece. Neresiyse artık. Oradan bir kamera kaydı çıkarmamız lazım. Hemen inceleyelim. Tamam abi. Ünal Kalafat. Bu masada şüpheli olarak oturmayı hiç beklemiyordun değil mi? Ama işte hayatında bir adaleti var. Kimse sonsuza kadar ne haltı olduğunu saklayamaz. İlla ki bir yerde hata yapar. Ve bir pislik olduğunda böylece meydana çıkar. Ama korkma. Devlet şefkatini esirgemez. Düşmanla işbirliği yapan bir hain de olsan itirafçı olma şansın var. Ne bilmek isterseniz anlatırım. Ama biraz uzun sürebilir. Vaktimiz var. Aşağılık herif. Bak, sıkıntı olacaksa sen izleme istersen. Kalmak istiyorum müdürüm. İyi, sen bilirsin.
Zaman zaman kanunsuz işler yaptığım doğrudur. Akçeli işlere bulaştığımı da kabul ediyorum. Sadullah'la uzun süre çalıştık. İyi de para kazandım, yalan yok. Hiç görmediğim, hayal bile edemeyeceğim paralar kazandım. Sonrası malum. Yanlış üzerine yanlış yaptım. Ama bir hususu açıklık getirmek isterim. O gün garajdaki patlama, şehit verdiğimiz bombalı saldırı. Yemin ederim ki haberim yoktu. Ayrıca o ölen askerler, Kadir'in kardeşi Eren'in öldüğü, sizin tuzağa düşürüldüğünüz saldırı. Hiçbirinden haberim yoktu, yemin ederim. Yalan. Bal gibi biliyor her şeyi. Utanmadan yemin ediyor bir de ya. Şşş. Dediklerin doğru bile olsa artık kimseye inandıramazsın. Kredin çoktan bitti. O yüzden boşuna yemin etme. Peki Sadullah'tan sonrası? Mete'yle nasıl bağlantı kurdun? O beni buldu. Meğer Sadullah da ona çalışıyormuş, bilmiyordum. Sadullah ortadan kalkınca beni işlerin başına getirmek istedi. Sen de kabul ettin tabii. Hayır, reddettim. Bırak şimdi Ünal. Sadullah ortadan kalkmış. Herif sana gel İstanbul'un kralı ol demiş, sen de bunu reddettin öyle mi? Benim bildiğim Ünal bu teklife hayır diyemeyecek kadar alçaktır. İnanıp inanmamak size kalmış. Ben itirafçı olmayı seçtim. Ve bildiğim her şeyi anlatmaya hazırım. İtirafçı mı olacakmış? Abi ne diyor bu? Şşş Kadir, sakin ol aslanım. Abi olmaz öyle şey. Hem kardeşimin katilleriyle düşüp kalkacak, hem de ceza indirimi alacak öyle mi? Ya bu nasıl adalet? Kadir, şşş bak bana. Bana bak aslanım. Hadi sen git bir yüzünü yıka. Müdürüm lütfen, kalmak istiyorum. Oğlum, ben de itiraz istemiyorum. Hadi, iyiliğin için çık buradan. Hadi. Hadi kardeşim, hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi, tutamayacaksın sonra kendini, hadi. İtirafçı olma talebin henüz kabul edilmedi. Yani etkin pişmanlıktan yararlanmak istersen önce savcı beyi ikna etmen gerekecek. Beni ikna etmek için de anlattıklarından çok daha fazlası lazım. Ne istiyorsanız sorun, anlatayım. Anlaşılan şu durumda elinde tek bir koz kalmış bize verebileceğin. İşine yarayacak tek kişi Mete. Sana ulaştığını söyledin. Elbette görüşmüşsündür değil mi? Eğer onun hakkında bizim bilmediğimiz bir şeyler söylersen belki o zaman, değil mi savcı? O da belki. Samimi olduğuna o zaman inanabiliriz. Belki. Size Mete'yi nerede bulabileceğinizi söylesem bu işime yarar herhalde. Doğru mu sayın savcım? Eğer verdiğim bilgi doğru çıkarsa değerlendirebiliriz. O halde hızlı olmanız lazım. Çünkü Mete kaçıyor. Nasıl? Gizli bir ortağı var. Sahip olduğu tüm mülkler onun üzerine. Celal Yılmaz adında bir iş adamı. Batık durumdayken Mete sayesinde yırttı. Ve şu anda da bunun diyetini ödüyor. Mete'nin özel uçağı da işte bu adamın üstüne kayıtlı. Pilot bugün hava meydan işletmesine Londra'ya uçacaklarını bildirmiş. Sen bunları nereden biliyorsun? Çünkü Mete'yi ben de takip ediyorum. Sizden daha çok şey bildiğimi söylemiştim. Yerinizde olsam Mete'yi o uçağa binmeden önce yakalarım. Usta Celal Yılmaz. Ali Birce, sana bir isim vereceğim. Üstüne kayıtlı uçak var mı? Varsa nerede öğrenmeni istiyorum. Tolku Temozes, Hippolnit, Eturabotu. Nevulnusya, Hippolniş Nagradu. Adamı polis aldı. Öldürebilecekler mi? Ya ölecek, ya ölecek. Yoksa bana huzur yok. Emniyette, mahkemeye çıkacak. Daha onun sorgusu sürer. Ruslar da bir yolunu bulurlar. Uçak hazır mı? Hazır efendim. Güzel. Yarım saate bay bay diyoruz. 45-41'den Sabiha Gökçen civarındaki tüm birimlere. Mete Parsoğlu birkaç saat içinde havalimanına girecek. Bütün yolları kapatın. Çevirme yapılacak. Kimlik bilgilerini gönderdik usta. Yolları kapatın. Bütün araçları durdurun. Bu Mete'yi bulana kadar uygulama devam edecek. Kolay gelsin. Telefon eden sen misin? Benim. Mehmet. Evet. Gel gel yaklaş. Ben Muhittin. Rıza abi sana çok güveniyor olmalı.
Ben de ona güvenirim. Şu hayatta saydığım 2-3 kişiden biridir. Dediğine göre sağlanmışsın, doğru mu? Rıza baba dediyse doğrudur. Devletle başın derde girmiş. Yeni çıkmışsın. Doğrudur. Sana göre bir iş var elimde. İstersen sana veririm. Nasıl bir iş? Koruma işi. Usta, Birce liste yolladı. Mete'nin üzerine kayıtlı birkaç aracın plakası. Şşt, baksana. Buyurun müdürüm. Size de plaka bilgisi geldi mi? Geldi müdürüm. Arkadaşlara da söyle. Tamam mı? Gördüğünüz anda durduruyorsunuz. Emredersiniz. Hadi çabuk. Çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi söyle. Ünal elimizde. Mete'yi de bugün alırsak iş biter usta. Bu yola girdiyse geri dönemez. Kucağımıza düşecek. Başkomiserim, şüpheli araç. Dur. Kal orada, kal. Kal orada. Kapıyı aç, kapıyı aç. Çık sen, çık. Aç kapıyı. Hadi. İn aşağı diyorum, gel böyle. Gel. Acele etsene kızım, yürü. Mete nerede? Mete nerede? Mete nerede? Mete Bey bizimle gelmedi. Bak, bu arabada olduğunu biliyoruz. Nerede, söyle. Bilmiyorum. Geç. Söyle dedim, nerede Mete? Bilmiyorum dedim. Gerçekten bilmiyorum, yemin ederim. Söyle. Yalan söyleme bana. Hayır, bilmiyorum. Usta kaçıyor, gel usta. Allah kahretsin. Tutuklayın kadını. Geç. Hadi. 45-41'den 41'inlere. Zanlı ve defansoğlu havaalanı yönünün tersine doğru kaçıyor. Bende numara bitmez beyler. Ulan 2 dakika keyif yaptırmıyorsunuz ya. 45-26'dan 45-41'e. Şimdi peşine takıldık müdürüm, takipteyiz. Aferin size. Sakın bırakmayın peşini. Kurtköy sapağına dönüyor. Güzel, şimdi yakalarız işte. Usta, yollar senin yollar. Çöş çöş Allah aşkına. Heh, şahtınız şahbaz oldunuz ya. Bas ulan, bas! Hacer sokağa döndü, takipteyiz. Ya ustam, nerelere girdin ya? İn lan aşağı. Gel böyle, gel. Geri yap. İn aşağı, in. Geç öyle. Geç, in. Al şunu. Takın derime, beynini patlatırım. Tamam, ateş etmeyin. Teslim oluyorum. Dayan. Yok bir şey üstümde. Sesin arkasına saklanmayınca korkak bir adama dönüşüyormuşuz. Ne sesi? O ses var ya, o ses. O sesi içine kaçıracağım ben seninle. Alın şunu. Alın bunu. Mehmet Bey? Evet, benim. Buyurun lütfen. Buyurun. Mehmet Bey geldiler. Buyurun Mehmet Bey, hoş geldiniz. Ben Ender, eşim Yeliz. Memnun oldum. Buyurun, oturun lütfen. Sanırım tehdit alıyorsunuz. Nereden anladınız? Yardımcınız kapıyı ben daha çalmadan açtı. Herhalde geldiğimi siz haber verdiniz. Çünkü gözünüz sürekli güvenlik kameralarında. Uykusuz göründüğünüze göre geceleri de gözünüzü ekrandan ayırmıyorsunuz.
Belli ki birilerinden korkuyorsunuz. Sahiden iyi polismişsiniz. Emniyet sizi bıraktığına pişman olmalı. Mehmet Bey, bazı çekincelerimiz var, doğrudur. Son birkaç aydır huzurumuz yok. Ancak şimdilik bütün detayları paylaşamayız. Bize sizin gibi sezgileri güçlü biri lazım. Çok güvendiğimiz biri sizi tavsiye etti. Eğer kabul ederseniz, oğlumuzun yakın korumalığını yapmanızı istiyoruz. Benim için uygundur. O zaman hayırlı olsun. Canım. Ali Can da geldi. Oğlum, Mehmet abinle tanış. Bundan sonra her yere beraber gideceksiniz. Memnun oldum. Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Estağfurullah, estağfurullah. Görevimize layık olmaya çalışıyoruz efendim. Tabii, tabii. Ayrıntılı raporu bizzat ben ulaştıracağım size. Teveccühünüz efendim. Sağ olun, iyi akşamlar. Saygılar. Hey müdürüm, ne diyor Bakan Bey? Hı? Bakan Bey ne diyor? Hadi anlat Arif, ne diyor Bakan? Arkadaşlar, Bakan Bey hepinizi tek tek kutluyor. Önce Sadullah, sonra Mete. İki büyük gol attınız. Ankara bile bunun farkında. Bir kez de ben söyleyeyim. Hepinize helal olsun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Hep sağ beraber olun. Yapalım. Siz de iki varsınız. Evet çocuklar. Gelelim sıradaki büyük meseleye. Yani ailenin nikahına. Herkes orada oluyor değil mi? Pardon. Evet, evet. Oradayız baba. Oğlum kaçar mısın baba? Hadi bakalım o zaman. Sağ olun. Tamam, bekliyorum abi. Sonunda baba, bu benim izin kağıdını imzaladın mı? Aklımda, aklımda Hakan. Yarın çıkıyorsun sen. Hı, evet, izin olursa. Tamam, hallederim ben onu. Sağ olun. Kolay gelsin. Rıza, iki dakika konuşalım mı? Şimdi mi? Bak benimle iyi geçin. Bakanla aram çok iyi ona göre. Hadi. Hadi ben çıkınca anlatırım size. Arzu, iki kahve gönder. Tamam müdürüm. Biz de çay falan mı içsek? Ben de bir kahve içerim. Vallahi ya, ne iyi geldi bu haber değil mi? Şş, biz ne giysek? Ay bilmiyorum. Ne giyelim? Aman beyaz giyinmeyin de ne giyerseniz giyin. Aman. Yok canım. Siz de takım giyin arkadaşlar ha. Böyle ikincilik topçusu gibi gelmeyin nikaha. Aşk olsun abi ya. Niye lan? Niye yani, güzel değil mi? Hayır. Bende ceket meket yok ha. Oğlum vardı ya senin ceketin. Dar geliyor artık bana. Hayvan gibi oldun tabii. He. Bende var. Hüsnü başkomiserimle beraber almıştık. Vereyim sana. Bu şart mı? Şart tabii Rıza. Ünal'ın bu binada gözaltında olmasında sakınca görüyorum. Yani bir sürü polis adama bilenmiş halde. Kadir'i bile zor tutuyoruz, yalan mı? Üstelik Sado'nun düşmanları da bunun peşindedir şimdi. Başına bir iş gelirse hesap veremeyiz. O kadar çok düşman edindi ki. Şimdi bir de korumakla uğraşacağız adeyim. Hale bu. Aynen. Güvenli eve yerleştirelim. Polis korumasında dursun. Yerini sadece biz bilelim. Kabul mü? Kabul, kabul tabii. Burnumuzun dibinde durmasından daha iyidir. Tamam. Başkomiserim, şöyle bir inceleme yaptım. Aracın GPS üzerinden olay günü gittiği rotayı, durduğu yerleri ve sürelerini çıkardı. Güzel. Sonra? Buna göre belirlediğim yer Sarıyer taraflarında. Katili arabasını almış maktul. Bunu anladık. Tamam, Sadır'a gelin. Görüntüye bakın başkomiserim. Dur, 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 dur. Yüzü görünüyor işte. Cem Ayazoğlu, 22 yaşında. Kayıtlı bir adresi yok. Kim o? Abi, birkaç ay önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden kaçmış. Aranıyor yani. Tamam. Kimliğe ulaştığımıza göre tüm ekiplere haber verin. Artık bulamasak da yani bize yok artık. Buluruz değil mi Cansu? Buluruz. Baran, bak biz abilerle konuşuruz, tamam mı oğlum? Sen içeri git, ben birazdan geleceğim. Tamam baba. Git içeri oğlum.
Sizin de izniniz varsa şüpheliyi götürüyoruz hocam. Önce savcıya, sonra mahkemeye çıkacak bu hali. İki cinayet. Biri silah arkadaşımız. Biri de onun nişanlısı. Ulan siz insan mısınız be? Tedavisi tamamlandı. Bizle işi bitti. Taburcu olabilir. Tedavi ettik bir de köpeği. Ayıp oluyor ama komiser. Sus, senin kafanı kırarım. Polat, gel oğlum. Alın giydirin. Sonra da kelepçeleyip çıkarın bunu. Adamı güvenliğe alıp koruyacak mıyız bir de ya? Yapmadığımız şey mi Arda? Sonuçta soruşturmanın sağlıklı yürümesi için böyle bir karar verildi. Biz de uygulayacağız tabii. Nasıl emredersiniz müdür? Titizlikle yapın bu işi, tamam mı? Güvenli bir şekilde eve ulaştırın. Sonra da ailenin düğününde hep beraber buluşuruz. Anlaşıldı mı? Hı hı. Evet. Başlayalım. Hadi. Kadir. Bir sorun mu var? Yok müdürüm. He, güzel. Hadi, herkes işinin başına. Kadir, ne yapıyorsun? Hadi işimiz var. Siz gidin, ben gelmiyorum. Çocuk musun Allah aşkına ya? Sadullah'ı da biz koruduk. Ünal'ı da biz koruyoruz. Birce biz ne yapıyoruz? Eli kanlı katilleri tanı korumaya alıyoruz sürekli. Kadir, kaç defa konuştuk? Adamlar elimizde zaten, işimizi yapalım. Hapse gitsin Allah'ın cezaları işte. Ne olur kapat artık şu konuyu ya. Ne olur. En azından kendi iyiliğin için. Tamam, daha konuşmayacağım. Hadi gidelim. Sen git, ben bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Tamam, görüşürüz. Of. Abi kimin şoförüymüş bu ya? Bilmiyorum ki, çıkaramadım. Gidip sorsak mı? Yok be abi, baksana. Silahı var. Bu kim ya böyle? Amerikan başkanının koruması falan mı? Yakışıklıymış ama ayıp kimdir nedir bilmeden. Ne yani, yalan mı? Kime gelmiş ya, bir sorsak mı? Git. Git omuz at yer mi? Selam. Gel. Anneciğim gelmeyeceğiz. Hemen eve mi gideceğiz? Evet. Ben acıktım. Evde yersin. Üstünde bir pastane var. Oraya uğrayamaz mıyız? Başka soru sormak yok eve kadar. Arkadaşlar, yol boyu aracı takip edin size, tamam mı? Gözünüzü anlaşıldı, atın. Anlaşıldı. Sağ olun komiserim. Arkadaşlar, savcı doğru kararı verdi. Böyle yapılmaz bu iş. Lütfen, çok gel, rica ederim. Konuşmayın al, geç. Lan bin. Allah, herkes doldu. Tek bir lafına sana patlamasın, yürü. Plan şu. Güvenli eve gidene kadar 3 araç değiştireceksiniz. Rotayı biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz abi. Tamam. Arkanızdan da resmi ekip eşlik edecek. Dikkatli olun. Araç değiştirme noktalarını da kaçırmayın. Tamam abi, merak etme. Kolay gelsin. Kay, kay! Thank you.
Güzel babanın da bu son dakika işleri. Nikah bugün işte değil mi? Belli bir şey. Ayarla kendini, sakin sakin gidelim. Değil mi? Yok. Her işimiz telaş. Nasıl gideceğiz biz şimdi? Sakin olan anne ya. Dedem yoksa biz varız herhalde. Oh. Tuf. Nöbetçi erkeği misin sen evin Efe? O ne demek anlamadım ama hiç hoşuma gitmedi. Tamam, didişmeyin. Aa. Yağız Hoca, biz beraber mi gideceğiz? Ne Pınar? Merhaba. Merhaba. O da davetliydi, konuştuk. Böyle yapalım dedik. Kötü mü olmuş? Yok. Şahane. Ne kadar şıksınız hepiniz. Ne kadar güzelsiniz. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Zahmet olacak size de böyle ama. Olur mu efendim? Estağfurullah. Buyurun buyurun lütfen. Geçin. Hadi bakalım. Geç bakalım. Ben o zaman öne mi geçeyim? Nasıl yapalım? Nasıl? Rahat edersen. Tamam. Efe, nasılsın? Ne kadar yakışıklı olmuşsun. Siz sever misiniz nikahları? Anneciğim hadi. Bilmem. Hadi sen bin arabaya anneannenin yanına. Gel. Ha. Gel canım. Gel bin. Oldu böyle değil mi? Ya süper oldu anneanne. İstediğimiz şarkıyı çalabilir miyiz yolda? Tabii. Bağlayalım seni müziğe. Yani bir o eksik anneciğim. Neyse. Hadi bakalım. Böyle kendi kendimize olur mu ya? Bir kuaför ayarlasaydık keşke. İstemiyorum. Yapıyoruz işte biz. Ben böyle elime geldiği gibi yaptım ama. Ha? Fena da olmadı sanki. Vallahi çok güzel oldu. Birazcık daha dağıtalım. Gelinliğe de ikna edemedik. Lütfen Birce, açma o meseleyi. Bunun nesi var? Ben çok beğendim. Evet. Mis gibi oldun. Şahane taşıyorsun. Ona laf etmiyorum. Çok güzel oldun. Artık bitirelim hadi, sıkıldım. Tamam, şu rujunu bir... Ha, ruj. Güzel şöyle ha. Biz alsayız. Kim geldi? Benim güzelim gelmiş. Fıstık. Vallahi gelinden daha güzel olmuşsun. Sen giyin. Benim annem. Oh, teşekkür ederim. Canım annem. Canım benim. Hey, bakayım ben de senin gelinliğine. Ay ay. Çok ay. Güzel. Çiçeğin ne var? Nikahtan sonra at bakalım kim yakalayacak. Kızıma atacağım. Bana. Kızlara atacaksın tabii. Bir koklayayım bakayım. Oh mis. Sen de böyle geç. Bizim çok az işimiz kaldı, tamam, tamam mı? Tamam. Gel bir tanem böyle. Babam nerede? Yolda falandır. Gelir birazdan. Tamam. Bence biraz daha ruj sürelim Birce. Tamam. Sen bir otur. Tamam. Sen sürsene bana. Üstünü çizeyim istiyor musun? Ay çok güzel oldu. Esra. Bana bak. Maşa çok mu oldu? Bir bak. Yok ablacığım, iner zaten onlar. Tokan çok yakışmış. Ay sağ ol. Değil mi ama? Aman yine iki ayak bir pabuçta. Ay vallahi Aylin ablanın hatırı olmasa şuradan şuraya gidesim yoktu benim. İyi ki yoktu. 5 saattir sizi bekliyorum ya dışarıda. Allah Allah. Çok konuşma. Ha. Of ya. Erkekliğin çağınındandır canım. Hanımefendileri bekleyeceksin. Evet, işte o kadar. Hep mi? Hep. ya da baban gibi bir iş uydurup kaybolacaksın ortadan. Bak, nerede adam? Yok. Aa, çalışıyor adam teyze. Aman. Sanki tapuda memur. Koskoca başkomiser ayarlayamadı mı işini de gelip bizi alsın.
Dur. Ablacığım gidiyoruz işte hep beraber. Hadi söylenme, boş ver. Altın da kaç para olmuş? Ben vallahi gram takacağım. Durumum o kadar. Aslında düştü bu ara ama. Bana yüksek. Kusura bakmasınlar. Hmm. Ay, ne kusuru canım? Bir de evlerine bir hediye bakarız. Tamam işte. Yeter o kadar. Aynısını düşündüm. Aferin kız. Böyle avel avel duruyorsun ama vallahi kafan çalışıyor bazen. Bravo. Sağ ol teyze. Bir şey değil yavrum. Hadi çıkalım mı? Şunu, çantanı atsana. Koy. Bak gördün mü, gene iki ayak bir pabuç. Tamam, hadi gidelim. Bismillah. Tamam, anahtarı aldın mı? Bende. Ha, şeyde, tamam. Haydar bende. Tamam. Soru sormak yok da bir şey sorabilir miyim? Kısa. Anlamadım. Söyle ama kısa. Biraz camı açabilir misin? Havasız da içerisi. Klimayı açtım. Öf. Kemerin takıldı değil mi? Evet, ne oldu? Ne oldu? Soru yok. Korkma sakın, tamam mı? Hı. Ben sana eğil dediğimde eğileceksin. Şimdi. Tamam, kalkabilirsin. Ne oldu? Yanlış alarm. Nasıl? Eve kadar başka soru yok. Evde sorabilir miyim? Hadi hadi. İki dakika içinde çıkmamız lazım. Siz aşağı inin, yerleşin. Ben sizlerinizi açıyorum. Tamam, tamam. Ya hadi arkadaşlar. Bir dakika olmuyor zaten. Lan! Ulan Kadir değil mi o? Kadir ne iş var oğlum burada? Yapmayın oğlum. Hesabı kapatmaya geldin. Oğlum oğlum. Oğlum yapmayın oğlum. Oğlum bir şey deseniz oğlum lan. Kırk! Aa! Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Kafayı mı yediniz? Manyak mısınız? Savcı koruyor oğlum beni. Burada savcı falan yok Yunal. Kadir yapma. Bak o kadar mesaimiz var bizim. Abi kardeşliğimiz var oğlum. Benim tek bir kardeşim vardı. Onu da sen öldürdün. Sana binlerce kez, ölen ailemin üzerine bile yemin edebilirim. Ben yapmadım oğlum. Haberim yoktu, vallahi yoktu. Ünal! Eren! Sinem, Alper! Her sabah arkadaşlarımı özleyerek uyanıyorum lan ben. Yapma Kadir. Size yemin etmekten başka bir şey yapamam. Kardeşinin katili ben değilim Kadir. Alper'in, Sinem'in katili de ben değilim. Ben değilim. Kimi kandırıyorsun lan sen? Yolun sonu geldi Ünal. Layık olduğun yere gideceksin. Yapma Kadir. Yeminler ettim oğlum, inanmıyorsun. Daha ne yapabilirim Kadir? Gel bakalım Halican. Şimdi sorabilir miyim? Ne soracakmışsın bakalım Halicancığım? Hiç, bir şey sormayacağım.
Sonra görüşürüz. Çok arkadaş canlısıdır Alican. Eminim çok çabuk kaynaşacaksınız. Çok önemli değil. Anlayamadım. Ben onun arkadaşı değil, korumasıyım. Sözümden çıkması yeter. Tabii, öyle diyorsanız. Size kalacağınız yeri göstersinler. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun lütfen. Geçtiğimiz günlerde polis özel harekatın il dışında gerçekleştirdiği özel bir operasyonla ele geçirilen bölücü terör örgütü silahlı kanadı mensubu Ramo kod adlı Ramazan Sarıcan, sabah saatlerinde adliye öncesi sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneye düzenlenen silahlı saldırı sonucunda firar etti sayın seyirciler. Saldırıda emniyet mensupları ve sağlık çalışanlarından yaralananlar olurken can kaybı yaşanmadı. Kaçan teröristin ve saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatan yetkililer başka bir açıklama yapmadılar. Yavuz amirim, Mehmet ben. Bozok, aslanım. Abi kaçtı mı? Ramo diyorum, kaçtı mı? Kaçtı ama bulacağız. Kuş olup uçsa da bulacağız, sen hiç merak etme. Hadi haber veririm. Gebertecektim seni o gün orada. Arda! Ne oluyor lan? Hınalı verin bize, örneğin! İstiyorsanız gelin alın beyler. Biz de çok meraklı değiliz. Gücünüz yetiyorsa gelin alın lan! Al! Kaldırın! Biz buradan çıkarız kardeşim! Ne kadar güzel olmuş, ne kadar yakışmış. Toplasana mı git saçını acaba? Hay! Hayatım maşallah! Dur bakalım nasıl gelin? Hayırlısı. Hayırlı olmaz mı ayol? Mis gibi doktor. Yumurta gibi çocuk. Ablacığım ne ayıp? Aa. Asıl Pınar ablam mis gibi bir kere. Aa, orası öyle. O mis gibi de. Dur bir. Dedikodu da verdik millete. Hadi bakalım. Anneciğim bir şey mi dedin? Yok. Bir şey yok öyle. Beni görmekten çok hoşlanmadı galiba. Takılma sen ona. Huysuzluğu üstünde. Peki, tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ayol, otursak mı yavaştan ya? Olur, hoş geldiniz. Merhaba. Ayol, nerede herkes? Geç kalacaklar Cansucuğum. Bitiriyorlar işlerini. Hemen gelecekler. Aa, hadi inşallah. Bunların da işleri hiç bitmiyor ki. Hiç yani. Bitiriyorlar. Hadi oturuyorum ben. Metin, hatırlasana. Kardeşim bu düğün derneklerde eskiden güzel kızlar falan olurdu ya. Buradan sana bir şey çıkmaz bence birader. Ay ne güzel. Neden ya? Neden ya? Oğlum erkek tarafı bomboş ya baksana. Salonu yine sen ben bizimkiler doldurduk yani. Ya, güzel ya, mi bakayım? Doktor geç ya. Gel. Daha ne olsun? Öreceğim mi Birce ablanın saçını? Öreceğim. Örecek. Ama bak çiçeği bana atacaksın tamam mı? İçerisi hazır gibi. E biz de hazırız. Oh. Bizimkiler nerede? Emre'ye yazdım. Ünal'ı teslim edip geleceklerdi. Onlar neyse de damat yok. Damat benim babam. Evet. Güzelliğim benim. Fıstık çok güzel olmuşsun. Prenses gibi olmuşsun. Ya ara bir istersen sen ha? Ha arayayım. İyi olur. Sevdin sen. Hadi ör saçımı. Serdar, neredesin canım? Ya bu yollar benim canımı okudu. Berberden şimdi çıktım. 15 dakika oradayım. 15 dakika.
Tamam, hazır burası ama. Dikkatli gel. Merak etme canım. Bu arada Elif seninle değil mi? Burada. Yanımızda, merak etme. Tamam canım. Hadi 15 dakikaya geliyorum. Tamam, görüşürüz. Geliyor mu? Geliyor 15 dakikaya. Baba geliyor. Babam. Bu otostopçu katil çocuk değil mi ya? Kır önüne. Kır önüne, kır. Dur, kaçma. Dur diyorum. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Sür, sür. Ne oluyor lan? Sür lan. İnden arabadan, in lan, arabadan. Sür, sür hadi, sür. Kurtarmak için. Binden otoparka acil ambulans istiyoruz. Binden otoparka acil ambulans. Aylin, hı. Bu sana geldi. Teşekkür ederim. Kart şurada. Kim? Bilmem, bak bakalım. Mutlu olmayı hak ediyorsun. Ben gidiyorum. Hoşça kal. İyi misin? Biraz yalnız kalabilir miyim? Git. Tamam. İyiyim, iyiyim. Ben buradayım. Tamam. Alo, Serdar. Geldin mi? Alo, hazırlık odasındayım ben. Neredesin? Alo. Kimle görüşüyorum? Siz kimsiniz? Serdar Bey'in yakını mısınız? Ben kiminle görüşüyorum kardeşim? Ben polis memuru Mehmet Köklü. Şu an olay yerindeyim. Neyin olay yeri? Anlamadım, ne oluyor orada? Bana söyler misin? Biz Serdar Bey'in cesedinin başındayız da en son sizinle görüşmüş. Ben de aramak isterim sizi. Nesi oluyorsunuz acaba?